Merhaba, ayakta başlayacağız. Ayaklar kalça mesafesi kadar açık, dizler bir tık bükük, başın tepesinden başlayarak omurları tek tek aşağı doğru yuvarlayın. Eğer yüksek tansiyonunuz varsa bu pozu es geçebilirsiniz. Ve yere doğru katlandığınızda baş aşağı doğru sallansın. Başın ağırlığını tamamen yer çekimine bırakın ve evet hayır dermiş gibi sallayın. Dizlerinizi vücudunuzun ihtiyacına göre ihtiyacı kadar bükebilirsiniz. Eğer dizlerinizde problem varsa şu an, bacakları düz tutmanız daha iyi olabilir. Eğer dizleriniz iyiyse fakat sırtınız iyi hissetmiyorsa dizlerinizi biraz daha bükebilirsiniz. Ve dirseklerinizi üst bacaklarınızın üstünde dinlendirebilirsiniz. Önerdiğim varyasyona rağmen beliniz hala rahat değilse lütfen bu pozu es geçin. Eğer bu pozda rahat olan kişiler daha da derinleşmek isterlerse çapraz dirseklerinize çapraz ellerinizi takabilir ya da bacaklarınıza sarılabilirsiniz. Bedenimizin son sınırlarını zorlamak zorunda değiliz. Bedenimizi dinlemek bu pratiğin en önemli esaslarından biri. Burada biraz kalacağız. Yin yoga'nın 3 temel prensibi var. 1. Pozun içinde kendimize uygun derinliği bulmak. 2. Hareketsiz ve sessiz kalmayı sürdürmeye kararlı olmak. 3. Pozda zaman açısından uygun uzunlukta kalmak. Yin yoga'da sihirli malzeme zaman. Squat pozuna geçmek için ayak parmaklarını matın köşelerine doğru çevirerek kalça ekleminde dışa rotasyon yapın. Ve kollar bacakların iç tarafındayken kalçamızın ağırlığını yere doğru bırakabiliriz. Eğer dizlerinizde bir rahatsızlık varsa ve tamamen bükülmüyorsa bu pozu es geçebilirsiniz. Topuklarınız yerle kavuşmamış olabilir fakat bunda hiçbir sıkıntı yok. Topuklar yukarıda kalabilir. Omurga olabildiğince düz iken eller Angelina Mudra'da göğsün önünde yani prayer'da birleşsin. Dirsekler hafifçe dizlere direnç uygulayabilir. Bakışlar yere doğru diagonal bir çizgide odaklanabilir. Bu pozda 2 ila 3 dakika kalmamız öneriliyor. Biz 2 dakika kalacağız. Kimimiz daha sakin insanlarız, kimimiz çok hiper insanlarız. Sakin insanlar, sakin pratikler, faaliyetler yapmayı severler genelde. Hiper kişiler ise daha hareketli, daha aktif pratikler yapmayı sevebilir. Tabii ki meyilli olduğumuz faaliyetleri ve egzersizleri yapmaya devam edeceğiz. Fakat bunun yanında ihtiyacımız olanı karşılamanın da faydası gerçekten çok büyük. Yin yoga'da pozlarda uzun süre kalmamız gerekiyor. Bu şekilde daha derin bir çalışma elde edebiliyoruz. Fakat tabii ki her ne kadar pozlarda doğru uzunlukta ve derinlikte kalmaya çalışsak da, bunu hedeflesek de fazla geldiği yerde pozdan çıkma özgürlüğüne
Tabii ki sahibiz. Belki de size uyumlu zaman ve uyumlu derinlik, o anda pozdan çıkmak olabilir. Yavaşça arkaya doğru oturun ve bacakları önünüzde uzatın. Omurgayı uzadığını düşünerek öne doğru bacakların üstüne bırakıp katlanın. Eğer siyatiniz varsa kalçanın altına bir battaniye yerleştirebilir, matınızı yuvarlayıp üstüne oturabilirsiniz. Eğer bel probleminiz varsa omurganızı dik tutabilir ya da duvarın yanında yatıp bacaklarınızı yukarı doğru duvara dayayabilirsiniz. Kalçanızın altına da yastık yerleştirebilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Eğer duvardaki değil de yerdeki versiyonu yapıyorsanız başınızı eğmeyebilirsiniz. Özellikle de baş ağrınız varsa. Ya da yastıklarınızın üzerine yatabilirsiniz. Eğer bacaklarınızın arkasını biraz rahatlatmak isterseniz yastıkları dizlerinizin altına da yerleştirebilirsiniz. Blokları istediğiniz şekilde kendinize destek olmak için kullanabilirsiniz. Eğer kendinize uygun varyasyonu bulduysanız burada 4 dakika kalacağız. Herkes kendi versiyonunu yapabilir. Her beden biriciktir. Ve hepimizin her gün ihtiyaçları farklı olabilir. Anda kalmaya devam edin. Geçmişte ve gelecekte olmaya daha meyilli olduğunuzu biliyorum. Fakat her zaman en sağlıklısı anda kalabilmek. Şimdiyi kaçırmadan yaşayabilmek. Dikkatinizi dağıtan şeyler olabilir, dışarıdan sesler gelebilir. Bunlar çok normal. Önemli olan pozun içinde derinleşebilmek ve uygun derinliği bulabilmek. Hislerimizi fark etmek. Zaman, pozların daha derinine inmemize vesile oluyor. Dolayısıyla zaman geçtikçe, pozlarda kaldıkça daha derine doğru yerleşebiliriz.
Çok yavaş bir şekilde alttan başlayarak omurları üst üste yerleştirerek baş son gelecek şekilde doğrulun. Dört ayak masa pozuna gelin. Sağ bacağınızı arkaya doğru uzatın. Daha sonra dizi bükerek ve dışa doğru rotasyon yaparak sağ bacağınızı iki elin arasına ya da arkasına doğru yerleştirin. Dizinizin daha rahat etmesi için ayağınızı daha kalçanıza yakın tutabilirsiniz. Sol ayak parmaklarını mata takarak bir tık ya da iki tık geri yerleştirin. Diziniz eğer matınız kalın değilse acıyabilir. Bu nedenle matınızı kıvırabilirsiniz ya da altına başka bir şey yerleştirebilirsiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız bükük olan bacağınızın kalçasının altına blok ya da bir yükseklik yerleştirebilirsiniz. Burada bir süre kalacağız. Yavaş yavaş üst bedeninizi öne doğru bırakabilirsiniz ve uyuyan kuğu pozu için yere katlanabilirsiniz. Burada da kısa bir süre boyunca kalacağız. Kendinize gerçekten zaman ayırdığınız bu anın tadını çıkarın. Ve sahip olduklarınız için, bu beden, bu zihin, bu ruh için, burada olduğunuz için, anda olduğunuz için müteşekkir olun. Ellerinizin yardımıyla üst bedeninizi yerden uzağa doğru itin, üst bedeninizi kaldırın ve bacaklarınızı, kalçanızı çevirerek iki yana doğru açın. Bu sizin son sınırınız olmak zorunda değil. Rahat olduğunuz bir yerde kalabilirsiniz. Eğer belinizde sıkıntı yoksa, öne doğru istediğiniz miktarda katlanabilirsiniz. Belki ağırlığınız ellerinizin üstünde olacak, belki dirseklerinizin üzerinde olacaksınız ya da tamamen katlanacaksınız. Bu tamamen size kalmış bir seçim. Ama dediğim gibi eğer belinizde bir sıkıntı varsa öne katlanmamayı seçebilirsiniz. Ve eğer siyatiniz varsa kalçanızın altına bir yükselti koymanız sizin için iyi olabilir. Bu arada yastıklarınızı ve bloklarınızı da dilerseniz kullanabilirsiniz. Bu pozun adı Dragonfly ya da Straddle. Ne kadar bacaklarınızı açtığınızın ya da ne kadar öne eğildiğinizin inanın hiçbir önemi yok aslında. Dilerseniz bu pozun duvardaki varyasyonunu da yapabilirsiniz. Bunun için duvara yakın bir şekilde yatmanız
ve bacaklarınızı yukarı doğru duvara uzatmanız ve daha sonra bacaklarınızı iki yana doğru açmanız yeterli olabilir. Çok çok yavaş bir şekilde ellerinizin yardımıyla bacaklarınızı dizlerinizin altından tutarak ortaya doğru birleştirin ve dizlerinize sarılın. Kendinize sarıldığınız güzel bir an yaratın. Bunu ne kadar sıklıkla yapıyoruz ki? Diğer tarafta kuğu pozu yapacağız. Yine dört ayak pozuna gelin. Sol bacağı arkaya doğru uzatın. Ve sol dizi bükün. İki elin arkasına gelecek şekilde ya da ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Sağ ayak parmaklarını yere takarak bir ya da iki tık arkaya doğru yerleştirin bacağınızı. Dizinizin acımaması için matınızı iki kat yaparak kıvırabilirsiniz. Ya da altına bir battaniye ya da bir giysi parçası yerleştirebilirsiniz. Yine bu tarafta da diğer tarafta olduğu gibi eğer ihtiyacınız varsa bükük olan dizinizin kalçasının altına bir blok yerleştirebilirsiniz. Omuzlar dilediğiniz gibi olabilir. Kulaklara yakınlaşabilir. İsterseniz kulaklardan uzaklaşabilir. Üst bedeninizi yere doğru bırakabilir ve katlanabilirsiniz. Biraz burada kalacağız, kısa bir süre için.
kaslarınızı olabildiğince rahat bırakmaya çalışın. Ne kadar rahatsa o kadar verimli bir çalışma olacak bizim için. Nefesimiz de aynı zamanda çok önemli. Nefesi tutmayın. Yavaşça ellerinizin yardımıyla kendinizi yerden uzaklaştırın ve kaldırın. Bacaklarınızı öne doğru uzatın ve daha sonra ellerinizin yardımıyla sırt üstü yatın. Dizlerinizi karnınıza doğru çekip sarılın. Dizler koltuk altlarına doğru gelebilir. Dizlerinizi sağa doğru yatırın. Kollar iki yanda açık olsun. Bakışlar mümkünse bacaklarınızın ters yönüne doğru bakabilir. Twistler omurgamızı dengelemek için çok yararlı pozlar. Kendinizi yer çekimine bırakın. Bırakın yer çekimi bütün işi yapsın. Omuzlarınız yerde kalsın ve eğer dizlerin altına bir yükselti koyma ihtiyacı duyarsanız bir blok ya da herhangi bir giysi ya da bir yastık, bolster kullanabilirsiniz. Dilerseniz kollarınızı ya da tek kolunuzu kaktüs olarak kullanabilirsiniz. Tekrar merkeze gelin ve bu sefer diğer tarafa doğru bacaklarınızı bırakın. Bakışlar ters tarafa doğru. Tekrar blok ya da battaniye gibi bir prop kullanmak isterseniz mutlaka kullanın.
Tekrar merkeze geldikten sonra bir X gibi, bir deniz yıldızı gibi kollarınızı ve bacaklarınızı matın köşelerine doğru uzatın. Tentacle pose. Burada bir süre kalacağız. Ve bu pratiğimizin son ve belki de en yararlı pozu. Dilerseniz üstünüze bir battaniye örtebilirsiniz. Çünkü üşümenizi istemeyiz. Bu pozda dilediğinizce kalabilirsiniz ve dilerseniz eğer dizlerinizin altına birer yastık, birer bolster yerleştirebilirsiniz. Bu pozu daha konforlu hale getirebilir sizin için. Daha önce de belirttiğim gibi bu son pozumuzda dilediğinizce uzun bir şekilde